Türk Kahvesi'nde bugün kıymetli bir gazeteci konuğumuz var. Murat Bardakçı. Kendisi gazeteci dememizi istediği için biz gazeteci olarak söylüyoruz ama hani bizim yazdığı eserlerle bizim nezdimizde tarihçi gazeteci ama o tarihçi sıfatını ısrarla kullanmak istemiyor. Kendini gazeteci olarak tanımlamak istiyor. O yüzden biz de buna hürmet ediyoruz. Estağfurullah. Bana efendim, ben bunu anlatıyorum ama anlatamıyorum. Bugün özellikle Avrupa'da ee, tarih konusundaki bütün çok satan ama ciddi kitaplar yani uyduruk şeyler değil. çok satan kitapların yazarları önemli gazetecilerdir. Hiçbir de ben yani tarihçi bilmez gazetecilik utanılacak bir şey değil ki. Yok estağfurullah olarak ama hani da, çerçeveyi yani biraz yani odaklamak noktasında. Mukayese, bazı gazetecilerle mukayese ederseniz utanç verici bir meslek. Ama yani ben kendimi o şeyde görmüyorum. O sıralamada sınıfta görmüyorum. Ben gazeteciyim. Peki tarih odaklı gazetecilik diye bir şey de koyalım. Bir, yani bir Yok, hiç sınır. Hiçbir şey, hiçbir şey koymaya Peki ben gazeteci, ben gazeteci. Peki efendim. Bir de efendim dünya uzmanlığa döndü. Hı hı. yani benim uzmanlık alanım o. Yani e, eczacılık yazan gazeteci var. Eczacı mı diyoruz ona? Ha? Hayır. Gazeteci. Peki. Bir sağlık muhabirliğinden tutun da bir sürü Doktor şey. Değil ki Doktor değil gazeteci, gazeteci. gazeteci. Efendim bir kitap yayınlandı geçtiğimiz ay. Reddi Miras. Ben böyle tabii şu şeyleri falan da böyle notlar olarak koydum. E, doğrusu ben bir e, polisiye gibi okudum e, kitabı. Çünkü hem yazış hem üslubunuz itibariyle de öyle. Hem de bir tarafıyla çok trajik, bir tarafıyla da kara karamiza sizin de tanımladığınız şekilde bir olaylar silsilesi var. Biraz bunu aslında reddi miras ismini koymuşunuz bu kitaba. E, hani biraz reddi miras nedir e, devletlerin Devletler kapsamında reddi miras ne anlam ifade ediyor? Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte bizim birçok bildiğimiz reddi miras örneği var. Ama bunların detaylarına, ayrıntılarına indiğimizde nasıl bir bakış açısı, nasıl bir düşünce biçimiyle karşı karşıya kalıyoruz? Ve siz, bunu da söyleyip size bırakacağım sözü, bu meselenin, bugünkü kutuplaşmanın, bugünkü karşı fikirlerinde Kaynağı olduğunu söylüyorsunuz. Kaynaklarından biri. Kaynaklarından biri olduğunu söylüyorsunuz. Nedir ulusların Şimdi tarihinde reddi miras malum önemi. kalan mirasın reddedilmesidir. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Muris yani miras bırakan, e, mesela borcu çoktur, borcu da üstlenmesi gerekir, istemez. E, veyahut bir şeyle de bozulmuştur, e, işine gelmiyordur, reddeder. Mirası almaz. Bu hukuki bir haktır. Aynı şekilde devletlerin de reddi miras yaptıklarına rastlıyoruz biz. Fakat önce şunu söyleyeyim. Bu kitapta ben ısrarla bu sadece Türkiye'ye mahsusluğu demiyor. Bütün dünyada olan bir şeydir reddi miras. Ee, bizden daha önce de örnekleri vardır. Ona geliyoruz oraya. Evet. Ee, ve bir rejim, yeni bir rejim, özellikle bu rejim bir ihtilal veyahut devrim neticesi, devrimle geldiyse inkılap ile geldiyse veyahut iş başına geldikten sonra köklü devrimler yaptıysa, köklü değişiklikler yaptıysa reddi miras yapar. Nedir sebebi? Ee, bizden önceki rejim kötüydü, biz çok iyiyiz demek için. Kötüleme dili yapar. Ve dediğim gibi bunun çok örneği vardır. Türkiye'de de bu yaşandı. Bu. Yani şimdi tabii Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş köklü bir değişiklikti. Bir devrim niteliği taşıyordu ama yine de ee, bu reddedilen miras örneklerimiz biraz da bizi biz yapan şeyler değil miydi ki? Efendim, O şeye göre o konu o şekilde düşünürseniz sonuç olamazsınız. Peki biz bunu olduğu Bakın, gibi bir, bir vaka vardı. olarak... Eskilerin bir sözü vardır çok severim o sözü. Bir meselenin anlaşılmamasını mı istiyorsunuz şer edin Peki şer etmiyoruz. Şer sonuç. Peki bu şer bütün etmeden gidiyoruz. Olan bir şey. Ee, devletin gelir olsun diye eski dönem hatıralarını satışa çıkarttığı pek çok örnek var diyorsunuz. İngiltere, Fransa. fiz Fransız ihtilalini biraz da örnek aldık devrim olarak. Biraz değil. Çok büyük etkisi vardır Türk devriminde. Biraz onu da aslında sorayım. Fransız ihtilalinin bizim açımızdan <laughs> temsil ettiği örneklik noktasını. Ee, mesela en basiti bir iki şey benim kanaatime göre Ayasofya'nın ibadete kapatılması bile Fransız etkisiyle de çünkü o da bir e, culture zone culture zon çıkartla bir mantık dini akıl dini diye bir şey. E, ve Notre Dame Kilisesi'ni akıl tapınağı yaptılar biliyorsunuz. Yani ona benzer şeyler var çok etkisi var. Yani ki. kiliselerin kapatılması kilise özellikle katolik kilise, kilise mensuplarının cezaya uğraması falan Cezayi gibi. Cezayı öldür yani Şimdi efendim bizdeki laiklik uygulaması öyle Fransa'daki kadar kan dökücü falan değil de biz yoktu öyle bir şeyler. Binlerce, on binlerce papaz öldürülmüştür, kiliseler kapatılmıştır, bazıları umuhane yapılmıştır hatta ve e, edipler o kadar cahil ki bazıları şeylerin Notre Dame'da eski aziz heykelleri varmış, onları kral zannedip heykellerin giyotinle başlıyorlar uçur, kafalarını uçuruyorlar. Yani bizde çok etkisi vardır. hatta. Yani şöyle söyleyeyim. Ve Türk münevverlerinde Tanziman sonrası Fransız devrimi çok etkilemiştir. Hı hı. E, hatta bu e, bazı alıntılara kadar gitmiştir. Mesela Namık Kemal'in işte Adol karşıda hazır işte nasıl bu meşhur şeyi vardı onun. Ah şehitler vatan imdadına. Hı hı. meşhur şiiri vardı. E Masayez tercümesidir. Fransız Marşı Masayezin, Masayez'in tercümesidir. E, Şimdi şey, zihni, mısralar geliyor da tam gelmedi. İşte o karşıda hazır silah, arş, Evet, evet, tam böyle. Hani. Nasıl bir <laughs> tercüme istiyor? Allonon fondue la patrie. Şey ne? Tevfik Fikret'in, yiğin efendilerin, buhanı içtihasisin. Işte Şeyden tercüme Yani aslında ona tercüme mi diyeceğiz, yürütme mi diyeceğiz bilmiyorum. Meşhur yani şair, yazar, ismini unuttum. Victor Hugo. Hugo'nun, beraber <laughs> zahmet edecek Hugo'nun tercümeyi. <laughs> Yani Tabii çok o... etkilemiştir. E, Türk ilk entelijansiyası Fransız İhtilali. Bir de e, Cumhuriyetin kurucu kadrosu e, Fransız ihtilalini okumuşlar gençlik döneminde. Hepsi biliyorlar. Ve ondan mülhem e, bazı uygulamalar da var. Ve e, mesela Atatürk'ün e, Lomaten gazetesine Ben de onu soracaktım bir demeci. Yani 1920'de o bir yerde Türkçe de çıkmadı. Hı hı. Türkiye'de. Yayınlayacağım bir şey yazdığım vakit. E biz diyor ilhamımızı Fransa'dan aldık diyor, açık açık söylüyor. Fransız ihtilal için dünyayı aydınlatan bir güneş gibi güneş diyor gibi. Türk, evet. gaz Türk evet. gazeteleri bunu daha yumuşatarak. Lomaten galiba değil mi? Öyle yazıyor evet. Evet. Biz yumuşatmışız biraz daha şey demek ki biraz daha e, keskin ifadeler var. Aslında bu kitabı okurken tabi asıl Reddi Miras'ın konusu iki tane önemli olay. Hani bir hazinelerin satışa çıkarılması ve Yıldız Sarayı'nın kumarhane yapılması. Daha başka çok Reddi Miras konusu. yani sizin ben bu ikisini yazdım. ha, kitap ekseninde bu ikisini evet. belgeleriyle yazıyorsunuz. bu Ama e, kitabı okurken tabi bir dönemi de anlatıyorsunuz. Ve o dönemin ruhunu, düşüncesini de anlatıyorsunuz. Bu akıl kültü meselesini de yer veriyorsunuz. ve Cumhuriyet i̇şte Akıl ülke... kültü dediğim o Fransızların e, Notre Dame'ı akıl tapınağı. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bu o, örnek alındı. Örnek örnek teşkil ediyor, temel teşkil ediyor. Fakat şey e, o kadar e, sert uygulanmadı bizde. O da felaket Fransızlarda. Mesela Türk'ün yeni amentüsünü evet. yazarken... O efendim, o efendim devletin şeyi değil. O bir yalakalık örneği. Türk'ün yeni amentüsü. Evet o, o şekilde çok vardır. Biliyorsunuz Berçet Behçet Kemal de Mevlid yazmıştı. Evet. Kemalist Mevlid'i vardır? Ama bunlar devletin politikası değil. E, yalakalık e, galiba genlerimizde de var böyle şeyler. Öyle yazıyorlar. Yani bunu e, kadro istedi, işte e, devlet istedi, Atatürk istedi falan filan meselesi değil. Adamların karakterleri değildir. Bunu yazmak. Bugün e, ama... yeni Ahmet üstünde iman ederim diyor. Öyle diyor. Evet kahramanlığın örneği olan ve vatanın istiklalini yoktan var eden Mustafa Kemal'e, onun cengaver ordusuna, yüce kanunlarına, mücahit analarına ve Türkiye için evet. ahiret günü olmadığına iman evet, ederim diyor. Evet iman ederim. Ee, şeyin Behçet Kemal'in mevlidinde Oğuz Bey de Mustafa'nın anesi. Yani kopyalamıştır şeyi. isimleri koymuştur. Ee, ve hatta Miraç Bahri'ne de Samsun'a gidiş 19 Mayıs olarak 19 Mayıs'ı miras olarak anlatır. Hazreti Peygamber'in bindiği Burak'ı da bandıma gemisi yapar. Öyle bir yalaka şey. Se semboller değişir. Evet. Mesela yine bu, bu bahiste dikkatimi çeken bir başka nokta, not da o yıllarda diyorsunuz Avrupa'da diktatörler ve otoriter rejimler. Avrupa otoriter, diktatör, 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 e, diktatör, e, Ve bu bir sorun... Çok azdır şeyler. Mesela Türkiye'deki Mustafa Kemal rejimi Avrupalı tarihçilerin gözünde 1920'den itibaren otoriter bir iktidar olarak görülüyordu öyledir. diye bir noktaya evet, dikkatimi evet, çekti evet, orada. Evet, öyledir. Yani efendim en başta tek parti dönem. Ve, ve diktatör kavramı o zaman Şimdi, o yıllarda diktatör, sert bir anlam ifade etmiyordu o yılların. Diktatör ayıp değil o dönemde. Ben e, Cumhurbaşkanı Ahşemle gördüm, Atatürk'e gelen dünya kadar mektup var. Muhterem diktatör diyorlar. Muhterem diktatör. Tabii tabii. Kemal Paşa işte Mustafa PH ile yazıyor. Mustafa diye. Mustafa Kemal Paşa Hı. Dictator of Turkey. Türkiye diktatörü böyle gönderiyorlar. Ve bunların bazılarına cevap da ölüyor. Tabii 2. Dünya Savaşı'na kadar geçen o dönem tabii, tabii, içinde 1920'lerin bunun o dönemin tabii. siyasetinde bir şey yeri var. E, hatta Mustafa Kemal'in diktatörlüğün bazı durumlarda gerekli olduğunu dünyanın önde gelen biyograflarından Emil Ludwig'le 30'da yaptığı görüşmede söyle, söylediğini ve bu evet. sözleri de burada e, alıntılıyorsunuz, söylüyorsunuz. Şimdi e, bu e, kitabın konusu olan e, hazinelerin evet. satış meselesine <laughs> gelirsek. Neye gülüyorsunuz? Mesaj yazıyorum da. E, evet evet ona. İkime yazıyorsunuz mesajı. Erhan Paşa'mızla. Erhan Paşa'mızla. Erhan Afyon. Arayıp duruyor deminden böyle. Ama ama biz yayındayız Erhan Hocam e, yani. Telefonu, bir dakika sonra. Efendim telefonlara bakmıyor artık. Ee, çok meşgul çünkü. E, ee, hiç bakmıyor. Bakıyordur bakıyordur. Ben ben ay ne zaman arasam ulaşıyorum Erhan Devamlı hocam. servis yaptığı için ajans gibi çalışıyor. <laughs> Peki, Devamlı efendim. şey gönderiyor. Buradan da bir sataşma evet. var. O, o sataşmaya artık efendim, cevap hakkı. Hakikati söylüyorum. Her şeyi sataşmaya. E bir cevap hakkı e evet. diye düşünüyorum ben bir şekilde. Doğru, o kitap çıkartıyor. Güzel bir şey çıkartıyor. Onunla uğraşıyor bir taraftan. Ne çalışıyor? Üçüncü Ahmet'in hattı umayunlarını. Adam nasıl yazmış? Binlerce hat yazmış. Üçüncü Ahmet. Devamlı. Onun çok ama şöyle bir şey olacak. Böyle dev, devasa bir eser devasa olacak. Devasa iyi oldu ama. Evet. Ee, şimdi Topkapı Sarayı ve İstanbul'un diğer e, bir, bir, diğer müzelerinde kazine evet. eşyası birinci ve ikinci dünya savaşları senelerinde muhafaza maksadıyla devletin yeni başkentinde bulunmaları ve satışı düşüncesiyle iki defa olmak üzere e, toplam dört kez seyahat ediyor. Ama kanunu o kadar gezmemiştir. Dört kez bizim evet. bu. Bütün bu saraylarda olanlar, bütün hazinenin 2 3 4 veya 5 olabilir. 4 diye siz İkici, de İkinci bir de var. E i̇şte ikisini saydım. Birinci ve ikinci Dünya Savaşları Hı. senelerinde muhafaza için iki kere, daha sonra başkentinde bulunsun tamam, tamam, tamam. dedi iki kere, 4 tamam. kez. 4 kez e, seyahat ediyor. İki hazine birinci Dünya Harbi sırasında Konya'ya gönderiliyor diyorsunuz. Savaştan sonra iki defa Ankara'ya gidiyor. Orada kasalara konuluyor. Satılmaları için Fransa'da girişimlerde bulunuluyor ve İstanbul'da kalan eserlerden bazıları da 2. Dünya Savaşı senelerinde muhafaza için Lidya'ya gönderiliyor. Evet. Şimdi bu seyahat eden devletin e, milyonlarca lira değerindeki hazinesi. Şimdi bence hani bu... Onun içinde şey de var. Medine emanetleri de var. Fahrettin Paşa'nın gönderdiği Şimdi onu soracağım. Nedir bu bu işin aslı? Yani biz niye hazinemizi satmak istiyoruz Fransızlara? Daha önce TVNet'te 2018'de şimdi konuk olduğunuzda bunu şimdi, söylediğinizde şimdi bir sürü tepki de gelmişti. Siz onun üzerine bu kitabı yazdınız. Bu bu vallahi biz de ezberden konuşuyorlar. Şeyi. Şimdi efendim. E, hazine satmak sadece bize mahsus bir şey değil. Kitapta uzun uzun anlattım. E, Sovyet İktidarı'ndan sonra e, Ruslar... Çar ailesinin hazinelerini bir güzel Londra'da sattılar. Hı hı. Fransız ihtilalinden sonra hatta 19. asırda ve Paris Komünü döneminde Fransızlar kraliyet mücevherlerini sattılar. Hı hı. Kraliyet. E, Mısır 52 davasından sonra Kral Farun mücevherlerini koleksiyonlarını sattı. E, biz satışa çıkarttık ama şunu unutmayalım. Bizim adetlerimizde de e, hazine satmak vardır. Daha önce de yaptık. Yıldırım Beyazıt döneminiz. Hayır Fatih'in bütün koleksiyonunu e, bir seyyah yazar şey, kaynak olarak e, pazarda satılmış. O National Gallery'deki e, Berlin'in fotresi nasıl gitti zannediyorsunuz? Pazardan alıp, yani satılmış bunlar. İkinci Beyazıt babasının heykellerini bilmem nelerini hepsini satılmış. Bir de 1912'de galiba şeyi sattık biz. 11'de Abdülhamit'in Abdülhamit mücevherlerini sattık. O da ilginç bir satış hikayesi değil mi? Abdülhamit'in mücevherlerinin satılması. Efendim yeni rejim eskisini kötülemeye mecburdur. Ya da hakikaten mecburdur. Kötüler ve gerekçe olarak da işte bunlar milletten soydukları paralarla bunları bunları aldılar. Biz millete harcayacağız diyorlar. Cumhuriyet döneminde olan da odur. Yani çok rastlanan bir şeydi Yani de sadece bize mahsus bir olay değildir. Hı hı. Ve mesela işte Yıldız Sarayı'nın kumarhane yapılması. E başka örnekler de var. Avusturya'da Habsburg Sarayları e, tatil yeri oldu. O dönemde. Hala da kullanılıyor. Otel olarak. Bir şey. Peki bir, ilk kimin aklına geliyor bu şey hazineyi satma fikri? Vallahi size açıkça bir şey söyleyeyim. Ben o kitabı 6-7 sene önce yazdım. Hı hı. Bekledi. Yeni çıkarttım ayrıntılar olur. Bir bir hazineyi satma fikri 1924'lerde bu bu konu konuşulmaya başladı. 27 27, 27. Yani 24'lerde bir bir fikir ha, evet. olarak çıkıyor ama 27'de 27. bu konu bir şeye geliyor ve e, bu saraylar, kasırlar vesairedeki hazinelerin toplu olarak satışı gündeme geliyor. Bu süreçte az... hazine olmaz. Topkapı Sarayı'nın Hazine Dairesi ve Medine emanetleri Medine hazinededir onlar. <laughs> Ee, ve şeyler, bazı ee, kutsal emanetlerdedir ama bakın emanetler, kutsal emanetler satılmıyor. Medine'ye emanetleri ayrıdır. Yani zaten bizim gönderdiğimiz hı hı. eşyalardır onlar Medine'ye. Hı hı. Padişahların gönderdiği ee, mücevherler şunlar bunlar. Ee, kutsal emanetler değil satıl satışa çıkan. Ee, bir de Dolmabahçe Sarayı'ndaki e, bazı e, objelerin satışı düşünülüyor hatta kararname vardı kitapta görmüşsünüz. Evet. Altın karşılığı olacak satış falan. Ciddi ciddi bakanlar kurulu kararı çıkmıştır. Ve e, hatta e, hızını alamamış, alamamışız ki her devrimde bu olur. Hı hı. Kırılma kararnamesi, imha kararnamesi var. Gördünüz mü onu? Evet. Porselenleri evet. kırılacak, gümüşleri eritilecek, para basılacak. Ya o da çok ilginç geldi. Tabi burada bir, bir sürü önemli başlık var. Kitabın içinde e, Topkapı Sarayı'nda e, siz mücevherlerin satışı konusunda Fransız Dışişleri Bakanlığı arşivindeki belgelere ulaşıyorsunuz. Türkiye'de bulamadım. Türkiye'de tek bir belge buldum. E, satış maksadıyla e, Fransa'dan getirtilen e, mücevherciye ödenecek para. Pardon. E, Fransa'ya analiz için, satış öncesi analiz için gönderilen zümrütlerin Analizi dolayısıyla laboratuvara ödenecek para. Onun dışında bir şey bulamadım. Sebebi şudur, mutlaka vardır. Fakat bizim harici evrakı, Dışişleri Bakanlığı, yani daha doğrusu Dışişleri Bakanlığı arşivi bir türlü toparlanamadı. Senelerdir. Mutlaka olması lazım. Dolayısıyla ben Fransız arşivine gittim. Fransız Dışişleri Bakanlığı arşivine. Bir de biz e, bizim arşiv işte şeye taşındı diye, başta ben, e, neydi orası şimdiki yeri? kağıt Kağıt burada olur mu bilmem ne falan filan diye. Kıyameti kopartmıştık Erhan'la beraber. <laughs> ee, oraya gidince hatta arkadaşlar aradım. Gelince arşivin eşiğini öpeceğim dedim. <laughs> yani e, arşiv e, Paris'in göbeğindeydi. <laughs> harici arşivi. E, şeyde e, neydi Fransız işte bakalım ismi. oradaydı. Bunlar La Courneur diye bir köye taşınmışlar. <laughs> Paris'e Charles de Gaulle gelirken e, Stade de France vardı şu şeyi. <laughs> Onun yolun öbür tarafında kilometrelerce içeride. Hatta Pazi'den taksiye bindim. Lacourne dedim. Adam şöyle aynadan baktı. Emin misin Mösyö dedi. <laughs> bir gittim ne ararsanız beka gibi bir yer. Ne taksi bulabiliyorsunuz çıkışa ne bir şey ama ve zaten olacaktım o soğukta. Kilometrelerce yürüdüm. Veya arkasında tren varmış. metro yok. <laughs> tren onunla gitmek lazımmış. Neyse. Fakat her şey oradaydı. Oradan buldum. Mücavher satışı ile satış teşebbüsü E, Bu, bu evrakta ne yazıyor? Biraz hani onun şeylerini açalım aslında. Yani şey şu. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Fethi Okyar hı hı. hükümetin Türk hükümetinin padişahlar tarafından milletin parasıyla alınan mücevherleri satmak istediğini ve parayı millete ve memleketin kalkınmasına harcamaya karar verdiğini söylemiş. O arada ee, birkaç sene önce Ruslar Çav, yani Romanov mücevherlerini Çar Hanedanı'na ait mücevherleri Londra'ya satmışlar. Hı hı. Ee, Fransızlar da e, çok istemişler biz satalım falan filan diye. Ee, ve bu bir kazık yediklerini düşünüyorlar. Bunu nasıl kaçırdık biz diye düşünüyorlar. Çay mücevherlerini. Ve Fransız dış hariciyesi hemen üstüne atlamış aman demiş şeyin rovanşını alırız. Hı hı. Rus mücevherlerinin rovanşını alırız. Bu Fransa için de bir gelir aynı zamanda. Tabii, Aa, tabii, Hazine, tabii zaten tabii şey yazıyorlar. Çok para kazanacağız bu işten diyorlar. Evet. Fakat yani o dönemde o, arada, o yıllarda da Fransa'nın da bir ekonomik krizi var. Ayrıca. Yok Şerhet Bey'in hanım efendi. Peki tamam. Peki, peki Hayır, şey, ben şey, Kitapta buna dair bir iki en notumuz en en var. En en onu, onu, ha. ha, peki. Hayır şeyi kaçırdık biz şeyi. Diyor. Öyle bir Fransa o, hı hı. o kadar büyük hı hı. değil. Almanya gibi olmadı. Derken... eee Nerede kalmıştık? Peki tamam. Ha, şey, şimdi <laughs> tekrar satış şeyi şey. başlıyor. O arada e, e, bir diplomat uyanıyor. Ya diyor, Türk hükümeti büyükelçi bize gönderdiği yazı da e, padişahların padişahlara ait mallar bizim de satacağız diyor ama diyorlar. Padişahların varislerine bir siyasi sığınma hakkı verdik. <laughs> torunlarına. Türkler bunları kovdu. 24 taneden çıkartıldıktan evet. sonra. Buna dava açarsa canımızı okurlar. Rezil oluruz diyorlar. Ve mütalaa alıyorlar. Hukuki mütalaa alıyorlar. Bir şey olmaz diyorlar. O arada işte satış hazırlığı her şey yapılmış. Ve maalesef birçok Türk siyasetçi de işin içine girmiş. Komisyon için. Komisyon alacaklar Komisyon. o satıştan. O arada biz çok büyük bir enayilik yapmışız. Enayilik diyorum buna e, Sultan Hamid'in mücavihalliminde satan herife Türkiye odan çok büyük bir kazık yemiştir. Beklediği parayı alamamıştır. 1900 11 11 10, 12. 11 12. 11 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 hiç yani o Abdülhamit'in şeylerin ucuda ucuza satanı, satanı ucuza diyeceğiz. Adı ama bir kısmı da kendi almış herif. Vezat komiseri bilmem ne falan kendi adamları. Ya, o adamı getiriyorlar. Ve çok çok komik şeyler oluyor. Görmüşsünüz Topka Sar Topkapı Sarayı'nda bir büyük gülçe şey vardır. Üç külü, üç külü. Zümrüt vardır. Evet. Koskoca bir şey. Hatta bir çuvalın içinde dururdu benim gençliğimde o. Böyle çok havalı bir şeydir. Işıklandırılırdı. Ee, uzman gelmiş ya demiş bu kadar büyük zümrüt olmaz demiş. 3 kilo ağırlığında bir zümrüt o sizin kitaptaki notunuza şey aşağıyla, göre. 3 evet, yani evet, yani kilo zaten bir kütle yani bir, bir şey, kütle evet. yani, o zümrüt. Bu kadar büyük zümrüt olmaz demiş. Bu sahte galiba demiş. Bunu demiş Voltron... Pertamsızlığı diye bir alet. Hı -hı. Onunla demiş elektrik vereceğim küçük bir parçasını... Kıracağım analiz yapacağım demiş. Yapmışlar. Büyük bir kısmını kırmışlar. Parçalar kırılmış. Aa kırıldı ama aa demişler gerçekmiş. Yani zümrütten söz ediyoruz e, yani. biz buna para vermişiz de, bu yani bir de bunun şeyi de devlet tarafından karşılanmış kırılmayı. E, tabii testi. Bizden, tabii tabii tabii. Yani tabii ve, bunun belgelerinde koymuşunuz mu? Devlet. Tarafı. Ama sonra işte çözemediğim bir şey var. Fransa arşivinde yok. Çok aradım ve her şeyi saklıyorlar. Fakat bu yok. Belki başka bir e, serinin içerisine karıştı. Hmm. Hiç sanmıyorum ama buna Levan şeyinde yani Akdeniz, Doğu Akdeniz bölümünde, bölümde duruyor. E, olmamış iş. Niye olmadı onu bilemiyoruz. Ama Anlatıyor. orada şey de söylüyorsunuz. Halife Abdülmecit'in mesela bir demeci var. Bir, bir gazeteye verdiği dava ederim. Demecinin tam tercümesini koysam kitap toplatılır. Baya, baya bir ağır bir demeç. Merak demek. bir şey. felaket. Yani bir kısmını koymuşsunuz ama yani tamamı yok. yok. canım çok düzgün hmm. kısmını koydum. Yani bayağı bir söyleni evet. ve orada dava ederim diyor. Hani belki bunların da bir etkisi olduğunu mutlaka, düşünüyor musunuz? Mutlaka mutlaka. Mutlaka çünkü e, halifenin e, tabi kitapla ilgili olarak değil evrakı e, gözden geçirince görüyorum. O sıradaki avukatı sonra Fransız Cumhurbaşkanı olan şey <laughs> e, <a>, M. <Monsieur> Milhan <laughs> Hal, Halifenin avukatıdır. Ve o karışmış zannedersem. Ama şeyini görmedim evet yani onu, onu ama şey... niçin satıştan vazgeçildi o şey ama tabi bu satış için bunlar Ankara'ya gönderiliyor <laughs> efendim sonra satış olmayınca bunlar kasalara konuluyor ve 27-51-24 sene unutulmuş bunlar şimdi onu reklamlardan sonra dinleyelim bir reklam Hı -hı. arası işaretini veriyor Robert Linsler bu bir rapor hazırlıyor mücevherlerin ince birer sanat eserleri olduğunu söylüyor Frank frank üzerinden de Avrupa'da mezata konmaları halinde en az 300 milyon frank bir değer biçiyor bu şeylerin. Yalnız O eski franktır. <laughs> Şimdiki değeri daha da farklı. Bunları, Yok, farklıdır. Şimdi. Bunların içinde kaşıkçı elması var. Hepsi var. Ee, yani bu zümrütün içinde Hepsi ve var. bütün bütün hazi o bildiğimiz Topkapı Sarayı'nda şu anda hazine dersine. Yok gelin. çok kıymetli olanları bırakmışlar. Şimdi hanımefendi ben e, çocukluğumda hatırlarım yani ben topkapı Sarayı'nda çok küçükken götürüldüm. Götürülmeye başlandım daha doğrusu. Sık sık giderdik biz, götür gezdirirlerdi ailemiz. Şeyden e, hazine yoktu. Şeyde. Şimdi düşündükçe şey yapıyorum ve eski yayınlara bakıyorum. 40'ta 50'li yıllardaki yayınlara. E, şey yok. Hazine seksiyonu tamam var ama tabak, çanak bilmem ne, onlar var. Kumaş var. Eee hazine yoktu. Tabi ee, tabii araştırınca çıktı. 1963'te geri gelmiş hazine saraya. Hı, hı Şey dahil. Kaçıkça elması dahil. O vakte kadar kasa zaten Ankara'da. Ankara'da kasa An An kas kas açılıyor hı hı. ama e, e, gene göndermiyorlar İstanbul'a. Bakanlar Kurulu kararı ile mücevherlerin altın para karşılığında satılabileceği kararlaştırıldı diyorsunuz 1928'de ve satış konusunda marif vekaleti evet. yetkilendiriliyor. Bütün saraylarda bulunan parçalar eserlerde bu evet. satışa da dahil ediliyor. Ama kıymetli maden ve mücevher. Evet evet kıymetli maden ve mücevherler diye zaten bir şey yasada da böyle bir şey var bir ibare var. Tarihi kıymeti olmayan mücevherler satılabilecek, satış madeni altın karşılığında olacak, eserlerin tarihi kıymetinde de marif belirleyecek gibi bir takım ve hükümet tasdik edecek. Bunların hepsinin belgesi var. Peki bunlar satılmaktan vazgeçiyor bilmediğimiz bir sebepten dolayı o dönem için dört yıldır doğrusu milyon. satış olmuyor. Biz vazgeçtiğimize dair bir şey yok ama satış mümkün olmuyor. E ama tabii siz kitapta şey de veriyorsunuz. O dönem bunların satılmasını savunanlarla buna karşı çıkanlar İstanbul evet. ve Ankara basını arasında da bir evet. şey de çıkıyor. Bir grup satışın olmasının devrimlerin ve devletin yeni cumhuriyetin güçlenmesi için önemli olduğunu söylüyor. Bunun karşısında onun bir tarihi hatıra olduğunu söylüyor. yani Bir de bu işin içinde böyle devam eden evet. tartışmalar evet. da var. Kısa bir reklam arasından sonra hazinenin akıbetini nasıl... Kasalarda kaybolduğunu, Ankara'nın komedi komedi. dehlizlerinde nasıl kaybolduğunu konuşacağız. Kısa bir aradan sonra buradayız efendim. Onu söylüyorsunuz, evet. Efendim biz tabii arada da sohbet ediyoruz. Diyor ki Murat Bey, ben belge toplamam, koleksiyon yapmam. kullandığım Belge toplarım? Yok yok yani koleksiyon amacıyla toplama Kullandığım belgeleri de arşivlere veririm tabii. diyorsunuz. Tutmuyorsunuz kendinizi. Şimdi belge... Efendim, bu kitaptaki belgeler gibi evrakı kastetmiyorum orada. Bunlar e, devletlerin, Türkiye'nin veya başka ülkelerin resmi arşivlerinde bulunan şeylerdir. Metinler, yazılar. E, belgelerdir. Onların dijital kopyasını hı hı. alıyoruz. Ama e, bir de benim e, daha önceki kitaplarında kullandığım ve e, ailelerden aldığım bazı evrak var. Hı hı. Mesela Sultan Vahdettin'in evrakı. Şah Baba'yı yazarken kullandım. Evrabaşa'nın evrakı. Hı hı. Ee, rahmetli Osman Mayatepek'ten almıştım. Torundan Osman Bey vefat etti. Ama konuşmuştuk ne yapacağımızı. Efendim İttihat-ı Teraki evrakı. İttihatçıların. Ee, Sarıkamış Hafız Hakkı Paşa evrakı. Ee, bunların hepsini ben devletin resmi arşivlerine verdim işi biten. Hı hı. Ha e sizin elinizde olanlar daha var ama. Daha yaz, yazacaklarınız. Daha şey. yazacağım şeyler var mesela. E, Halifenin var. Halife hı hı. Abdülmecit Efendi'nin evrakı var. Bazı hanedan evrakı var. Hı. Ve gene bazı belgeler var ama yayınlayacağım şeyler. Ama onları da yayınladıktan sonra hepsini vereceğim ben. Niye tutayım? Çünkü ben koleksiyonculuk sevmem. Hı hı. Koleksiyonculuk yani, yani koleksiyoner arkadaşlardan özür diliyorum. Hastalıktır benim gözümde. Aman ben de şu da olsun, bu da olsun bir tuhaf bir tatmin vasıtasıdır. Ne yapayım koleksiyonculuğu? Ve araştırmayı öldürür koleksiyonculuk. Hı hı. Yayın yapamazsın. Toplama hırsıyla hiçbir şey yapamazsınız. O muhafaza etme, kendinize tutma evet, isteği evet, o, diyorsunuz. Evet, O bir yerde hastalık bence. Ama sizin kullandığınız, kitaplarda kullandığınız belgelerinde, arşivlere verildin. Çünkü Kesinlikle şöyle verdim. de bir şey var ya, Murat Bardakçı'da çok belge var, çok arşiv Yok, var efendim, falan diye. Yani Böyle bir şey hep duyuyorum tarihçilerden. raf, yani 4-5 lira bir şey kaldı. Vardı. E, 7-8 büyük koli Atasaya'ya verdim ben, Enver Paşa'ya verdim. Hı hı. Ve neler vardı içerisinde? Ee, ve verdiğim e, Sarıkamış evrak, hafız Hakkı Paşa'nın ve İttihatçıların evrakını hepsini verdim ben buna. Sultan Vahdettin'in dediğim gibi. Ee, e, fakat şu var. Açılmaması şartıyla veriyorum ben. Ha, onu, onu soracağım yani. Çünkü, Niye açılmaması şartıyla efendim, veriyorsunuz? E, çünkü çok özel şeyler var içerisinde. <laughs> Adam karısına mektup yazmış. Çok hususi, mahrem şeyler yazmış. E, onlar ayıklanamaz be efendim. Efendim, hiç kimseyi ilgilendirmez. Olmuş. Hı hı. Ve ayıklamak da haddimiz değil. Şimdi ben Şah Baba'da bazı yerleri noktalarla da geçiştirdim. O noktalı kısımların çoğu Sultan Vahdettin hatıralarında. Hı hı. İşte sansürcü bilmem ne falan filan diye bir alay. E yani e, maksat Atatürk, Atatürk düşmanlığı yapmak. O kafadaki tuhaf zavallı herifler işte sansürlüğe de bilmem ne dedi diyor. Ya çoğu onların aile bir şey. Kimse ilgilendirmez. Kız, kızlarından biriyle kavga etmiş. Bize ne? Evvelpaşa Paşa hanımına bilmem ne yazmış, hanımı ona yazmış. Kimseyi ilgilendirmez. Ayıklamak kadimize değildir. Ee, yani öyle servis etmek zaten yayınlanabilecek olanları ben yayınladım. Yani kusura bakmayın o evrakı ben ortaya çıkarttımsa o belgeleri e, hangisinin ne kadarının yayınlanacağına karar vermek de benim hakkımdır. Evet. Yani çünkü özel hayatla ilgili belge ben yayınladım. Hiçbirimize alakalı etmez. Yani bu Atatürk için de geçerli, başkaları için de yakışmaz, yani. Bütün... Yakışmaz, kimseye yakışmaz. O çok ayıp bir şey bunu Yani biz, siz Atatürk'ün mutfağı üzerine yazdığınız kitap üzerine konuşamadık ama mesela orada da ulaştığınız ve be, 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 belgeler var. Gerçi devlet arşivinden de faydalandığınızı söylüyorsunuz. O Hı. sürecin içinde orada da birçok şeyi aslında gerek, özel gerek, hayata giriyorsunuz. Gerek yok, efendim özel hayat gerek yok. Hiç. Yani mesele şu yakışmaz böyle bir şey. Ayıptır siz e, diyelim ki biyografi yazıyorsunuz ve özel hayatla ilgili bir sürü belge geldi Özel hayatı da alakadar eden. Sizin de mektubunuzun yayınlanmasını ister misiniz? Şahsi şeyinizin. Nasıl istemezsiniz? E, diğer böyle tarihi şahsiyetlere de saygı gösterir. Evet. Bu, bu açılmamak kaydıyla aşırı olduğunu bu belgelerinde söyleyeyim. Çünkü yayınlanması gerekenleri ben yayınladım. Ha, e, yayınlanmayan kısım çok azdır. Öyle hayati bir şey değildir ve siyasi bakımdan önem taşıyanların hepsini yayınladım Ama özel hayat kimseye rahat vermez. Peki tekrar kaldığımız yerden devam evet. edecek olursak bu ilginç öykü çünkü aslında kitapta bir polisiye gibi anlatıldığını burada söyleyeyim çünkü böyle o e, hazinenin <laughs> taşınma <gülüyor> şeyi esnasında ee, şimdi yeni rejim halka kapatılan sarayı, halk, sarayları halka açıyor imajıyla. Bir defa bütün sarayların, kasırların ve içindeki bütün... Halka kapatılmadı hiçbir zaman. Ha, yeni rejimin iddiası anlamında. Burada çünkü ona Hı. dair metinler de var. Onlara da yer vermiştiniz. Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmalarında hem diğer açıklamalarında. Hani böyle bir imajla saraylara dair eşyaları... Ee, oradan oraya naklediyor. Baytar mektebine veriyor, oraya veriyor. Bir, bir sürü yere naklediyor. Kıymetli mücevheratı da satışa çıkartıyor. Fakat bir şekilde bu satış gerçekleşmiyor. Fransızlar ve bu satıştan vazgeçiyorlar. Ama evet. buna dair raporlar hazırlanıyor. Hukukçular rapor evet. hazırlıyor. Bu belgeleri Hattı. koydum ben. Bu belgelerin hepsi var. Hukukçuların hazırladığı raporlarda satışın imkanlı olduğu söyleniyor filan fakat Fransızlar vazgeçiyor. Biz bu evrakı, bu esnada Ankara'ya taşıyoruz. Bu mücevherleri evet. Ankara'ya taşıyoruz ve satış e, muamelesi Ankara'dan yapılıyor. Tabii tabii işte. Uzmanlar da Ankara'ya geliyorlar. Bir tasfiye Ama işlemi. Ama bazıları sarayda Topkapı Sarayı'na kalmış. Bakın rahmetli Tahsin Özün <laughs> Topkapı Sarayı'nın ilk müdürüdür. E, çok büyük hizmetleri vardı sarayın e, boşaltılmaması için ama hatta bir şey anlatır. Ee, mücevherler Ankara'ya gitmiş sarayda tam da takı tek tük bir şeyler kalmış. Bir devlet büyüğü geliyor. Aman beyefendi emir buyursalar da işte şunlar geri gelsin. Ankara'ya gidenler. Tahsin Öz, devlet büyüğünün cevabı bakalım diyor. Onlar mı gelir bunlar mı gider? Yok kalanlar. Yani, yani bir şey... Evet. Ve Ankara'da bu iş olmayınca bunları biz kasalara koyuyoruz. Kasalara. Maliye Bakanlığı ve Zira, şeyin, Merkez Bankası'nın kasalarına şimdi koyuyoruz. Şimdi orada bir komedi oynanıyor aslında. 1951'de bir kasa bulunmuş. Merkez Bankası'nın mahzeninde. Tesadüfen bulunuyor gördüğüm kadarıyla. Tesadüfen ama kasa. anahtarı falan hiçbir şey yok. Ya bu neyin nesidir diyorlar. Açamıyorlar. Derken iki kasa daha bulunuyor. Devlet unutmuş. Hani devlet hafızası falan deriz biz ama unutmuş. İki kaza daha bulunuyor. Ee, anahtar yok. Ee, kaynakçı getirmişler. İçinde diyor kıymetli bir şey varsa diyor şey oluyordu diyor. Çilingir getirmişler açamamış. Derken bir eski e, Şurayı Devlet yani Danıştay memuru galiba. Eski bir emekli memur. Gazetelerde emekli... olay haber oluyor tabii yani, bu haber oluyor. Kasalar çıktı falan ya diyor bunlarda hazine var. Topkapı Sarayı hazinesi var. Bunlar tekrar şey çağırıyorlar. Ama meclis reisi Maliye vekili yani. O Polatkan, e, Koraltan, Koral'tan hepsi böyle. bütün maliyeş ekibi ve devletin üst düzeyi ve hem Demokrat Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri partilerine temsil eden orada hazır bulunuyorlar o açılış çalışmaları sırasında. Kaynakçı açarım ama diyor içeride mücadele varsa mücadele her diyor. Hı hı. Derken e, çilingir bunlar diyor çok enteresan bir kit açamam diyor. Başka bir memur daha çıkıyor ya diyor bunların ama bu bir buçuk ay falan sürmüş. Tabii tabii yani. olay aslında onun öncesinde de kitapta anlattığınıza göre 48'de bir ihbar mektubu alıyor. TB evet evet o mühim değil ama. Bir ihbar 10 mektubu 10 10 da böyle değil. kasalara dair ama 51 Nisan'ında Maliye Bakanlığı kasaları Derken buluyor. Derken bir emekli memur geliyor gene. Danıştay Dağrı'na başladı. Yaşlı galiba. bizzat diyorsunuz diyorsun, ismi. Bu anahtar diyor burada diyor. Anahtarı gösteriyor. Ama diyor bu anahtar bu kasanın. Başka bir kasanın. Yukarıdaki küçük bir kasanın odalardan birinde. O anahtarını, o kasayı açıyorlar. Küçük kasanın aşağıdaki büyük kasalarının. Küçük kasanın, kasadan da aşağıdaki kasanın şeyi çıkıyor. Anahtarları çıkıyor. Bir de üç anahtar galiba. İşte iki anahtar buluyorlar, üçünü üç buluyorlar. Üç kasa var. Üç kasa var. Ama o bir komedi o şey. Günlerce sürmüş. Derken e, gene devlet erkanı toplanıyor, kasaları açıyorlar. O şeyler hanımefendi, o haberler tam bir komedi. Aa küçük elması çıktı. Aa Kevki ve dürri elması çıktı bilmem ne. Hatta bunlarla bir pozlar falan da var. Bozlar Sizde resimlerde evet, evet, evet. şurada çok şey görünmüyor ama şuradaki resimde Polat'kan'ın filan da o dönemin Maliye Bakanı onun da verdiği evet. şeyler var resimler pozlar veriyor pozlar, o Gazetelerde bir evet, hayli konu evet. bir magazin gündemi olarak yer alıyor. Burada bu tabi resim çok net değil ama burada... Derken çok... e, işte İstanbul'a gönderilmesi gerekiyor tabi yerleri Topkapı Sarayı. E, gene gönderilmemiş. Celal Bayar bir kararname imzalamış gene gitmemiş. Hatta Celal Bayar gece gelip o kasalara bakıyor evet filan evet, evet, ne, ne çıktı diye. E, o arada ha şey rahmetli Cahit Kayra. Cahit Bey o sırada genç bir maliye memuru. O şeydeymiş. Açılıştaymış aşağıda. Kasalar açılırken. Kasalar açılırken. Için. Ve elle eline dolaşıyordu şeyler diyor. Bir de fincanlar falan çıkmış dolma bahçeden götürülen. <laughs> bir tanesini Polatkan düşürmüş kırmış. Şeyden falan derken aynı günlerde dedi İstanbul Erkek Lisesi'nde e, eski Duyun Umumiye binası. Oranın mahzenlerini de açtık dedi. Oradan da dünya kadar saat çıktı. Antika saat. Hepsi Ankara'ya götürülmüş. Kasalar açıldığı sırada bunlar. Polatka'nın odasında diyor 50'den fazla saat var. Fakat hiçbiri çalışır vaziyette değil. Hepsi başka zamanı gösteriyordu diyor. Yani böyle çıkıyor şeyler. Celal Bayar imza alıyor Gitmesi için. Fakat e, Türkiye'ye geliş, şey, Topkapı Sarayı'na bunların gelişi 63'tür. Hatta o da komik bir şey var. Tenteli bir pikapla gönderiliyor. Yani ben ya polisiye gibi şey, okudum diyor, bütün bu süreci. Ki, diyorlar ki, o da gene Ecevit Hükümeti'nin bakanlarından da 74'teki Ecevit Hükümeti'nin <laughs> rahmeti Erhan Işıl. Maliye memuru, genç maliye memuru o da. O yazdığı bir mektupla anlatmıştı bana onu. Demişler ki biz bunu Ankara'ya göndereceğiz, İstanbul'a göndereceğiz. Bu Dolmabahçe'ye ait olanlar. Dolmabahçe evet. Evet şeyde göndereceğiz ve savaş uçakları yukarıdan... İstanbul'a kadar takip edecek. Zırhlı arabalar gelecek demişler. Bir tentele bir kap, iki polis bir bekçi gelmiş. Başka bir arabayla, yani öyle gönderdik diyor. Yani bu da bu da bir bir şey yani 1953 tane tamam, Türkiye'nin o yıllarını hayal ettiğimizden şahane olmayabilir ama yani evet. yine de böyle bir evet. e, tuhaf. bir Nereden? E, şeyden sonra, e, ihtilalden sonra, 60 ihtilalinden sonra hazine geliyor şeye. Pardon, önce geliyor. Celal Bayar zamanında. Demokrat Parti zamanında geliyor. Fakat hazine binası çökmek üzere Topkapı Sarayı'nda. Restorasyon var. Ee, kutsal emanetler kısmı vardı ya şimdi. Bildiğimiz. Onun girişinde bir kuyu var aşağıda. Mahzen gibi diyelim. Kuyu kuyu. 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 Ve eskiden de oraya hazine falan saklanırmış. Onun kapağını açıyorlar. Ee, vinçlerle Hazine oraya yerleştiriliyor. 63'e kadar Orada kalıyor. Yani bu... Ve meşhur Melina Mercury'nin Topkapı filmi var. Filmi meşhurdur. O kaşıkçı film... elmasını filan, evet. zümrütleri filan orada görürüz. Hançeri, Topkapı Han Hançeri. Yani. O film çevrildiği sırada hazineye nakledilmiş. Restorasyon bitmiş. Hı hı. O zamana kadar Topkapı Sarayı'nda şey yok. Kaşıkçı elması bilmem ne yok. Ve biz o, o filmden sonra aslında dünyada bu, bu hazinenin farkına varıyor diyelim. Biz de görmüş oluyoruz. Yok bilinirdi bilinir miydi? Bilindi. Az çok Bilindi. ne olduğu bilinirdi. Bilindi. Bugün bu hazinenin çok az bir kısmı teşhir edilebiliyor diyorsunuz. Allah'tan. Ee, Allah'tan. hazinenin büyük kısmı depreme dayanıklı mekanlarda evet. saklanıyor. Onu rahmetli Filiz Hanım yaptı. Biz Filiz konuşmuştuk. Yaptı. Daha çok, çok konuk bir programda. Konuşuyorlar işte saklanıyor, gösterilmiyor, etmiyor. Nerede gösterilecek? Saray, saray felaket vaziyetteymiş. Hı. Bütün. E tabi tabii restorasyonlarla birlikte. Yani 1509 depreminde bir önce Beyazıt'ın kafasının tepesine yıkılmış sarayı. Şimdi, şimdi kitapta tabi bütün detaylarıyla anlatıyorsunuz. O yüzden ben böyle çok genel geçiyorum ama saraylardaki eşyaların çok sayıda yere dağıtılması kaybolmasına sebep olmuyor mu? Yani biz aslında bu eşyaların ne kadarının kaybolduğuna dair bir bilgiye sahip miyiz? Valla çok uzun bir meseledir o. <laughs> ee, sadece tabii kaybolmuştur. Gitmiştir bazı şeyler ve bütün detaya ben girmedim orada. Çünkü çok uzun raporlar var. Meclis komisyon raporları falan var. Ee, her türlü metot denenmiş eşyaların üstüne oturması için. Ve şu kadar söyleyeyim Ayşe Hanım size. Yani e, bugün yani ben İstanbul'daki birçok eski aileyi tanırım. Hı hı. Ve ellerinde ne olduğunu bilirim. Hı hı. E, evde olan eşya kullanılmış eşya pırıl pırıl durmaz. Bugün bazı müzayelelerde e, pırıl pırıl saray eşyası, yani eski eşya satılıyor. Hiç kullanılmamış gibi. Yani hiç mesela e, kullanılmamış bir Süleymaniye mangalı bulmak imkansızdır evlerde. Bunlar nereden geliyor? Vaktiyle bunlar saray eşyası belli. Muhafaza edilmiş. E kullanılmamış. Ve saraydan çıkmış pırıl pırıl tertemiz, e, ailelerde kalmış ama kullanılmamış veya depolarda ne, her neyse. Şimdi satışa çıkıyor. Nali. Hepsi değil. Yani bütün mezatlardaki eşya saraylardan alınmıştır demiyorum ama saray eşyası olduğunu bas bas bağıran, ben saraydanım diye eşyalar var. Bugün de bunlar... Siz 14 yıl içinde milli saraylardan kullanılmaz hale gelen veya kaybolan eşyanın adedinin iyimser bir bakışla 6136 oldu. Onu raporlara göre yazdınız. Evet raporlarda öyle. Evet. Daha e, Yani hani aşağı yukarı diyorsunuz. Evet. E, milli saraylarda mevcut olduğu tahmin edilen 280 bin eşyanın e, ancak %70'i kayıtlı. Hani onlar evet. karşılaştırılıyor. Buna göre böyle bir... E, %30 yok. 280 binin %30'u kaç eder düşünün. Yani bir de İstanbul Sarayları'ndan Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Ankara'ya gönderilen hazineler ve kıymetli eşyaların dışında çok sayıda eşya da nakledilmiş. Ha şu var. Bakın saray eşyasının kullanılmasını ben taraftarım. Mesela çatal bıçak takımları bile Kullanması diyor kullanılmıştır yok. saraylarda. Yani Kullanılması gerekir. Çünkü o devletin prezdeşini gösterir. Ben senelerce söyledim hatta ee, şöyle söyleyeyim. AK Parti iktidarından önce yazmaya başladım. Şu sarayları kullanın diye. yazdım. Çünkü saray yani kullanılmazsa çöker. Hı hı. Bir de mesela Dolmabahçe Sarayı. Seçim kaybetmiş milletvekillerinin barınağı gibiydi. Adam ona danışman, meclis danışmanı diye denize nazır odada oturuyor. Ya seçimi kaybetmişsin. Ne işin var senin orada? Ne anlarsın saraydan? Bir de bazıların ekmek parası oldu saray. Hı hı. İşte restorasyon yapıyoruz bilmem ne yapıyoruz diye meclisi soydular daha önce. Ve senelerce yazdım bu sarayların kullanılması lazım diye. Şimdi kullanılıyor. Evet, doğrudur. Dolayısıyla e, saray eşyasının da ne bileyim Ankara'da bir Dışişleri Bakanlığı'nda böyle bir askeri ordu evi Asubay ordu evi tipi olmaz o binalar. Ciddi eşya olması lazımdır. Şeye gidiyorsunuz Kedorse'ye e, Fransız Hariciyesine Arşivi de oradaydı demin unuttuğum isim oydu. Fransız Hariciye Arşivi. Efendim, Eee birçok elize Sarayı'na şey yapıyorsunuz. Kullanıyorlar her şeyi. Bizim de kullanmamız lazım. Biz de şu bugün kullanıyoruz saraylar. Bugün hani bu şekilde. Her şeyi de hala kullanamıyoruz. Devlet çekiniyor biliyorsunuz. Tepkiden. Halbuki kullanması lazım. Ee, bir, bir de bu bu Bütün Avrupa demokrasileri bile e, devlet başkanları sarayları kullanır. O devletin prestijini gösterir ve devamlılığını gösterir. Göster göster. Yani İtalya'da. Sarayda kalır Cumhurbaşkanı. Paris'te Elize, Paris'in en büyük bahçesidir. Avlu şey olarak, bahçe olarak. Kullanıyorlar tabii, kullanmamız lazım. E, tabii bu reddi mirası ve hani başka bir rejime dönüştüğü tartışmaların e, tartışmaları ve düşüncesi zihniyetinin üzerinde e, döner. ilk 14 yılda çok fazla şey imha ediliyor. Özellikle Cumhuriyet'in ilk 14 yılı. İmha, İmha demeyelim işte bir eski eserler, binaların üstündeki yazılar siliniyor, eski evet, saraylar mesela evet, 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 evet. kendi kaderine etkili geliyor, kazınıyor, evet. kitabeler kazanıyor, filan hani bir sürü şey yapılıyor. Hani siz kitapta şeyleri de anlatıyorsunuz müzik yasaklarını işte filan bütün hani bu, bu bunlar daha farklı bir şeyin konusu. Ancak bu şeyde dikkatimi Ama çekeyim. Hanımefendi kitabe kazansın diye bir talimat yoktur. Örtünüzler diyor. Bizimkiler kraldan fazla kralcı olduğu için kazıyorlar çok. Arapça yazılan bütün o tarihi yani binaların evet. üzerindeki bütün kitabeler... Eski Türkçe efendim, Arapça kitabı yok. Peki efendim, yoktu. eski Türkçe. Gene bu hata, var, her bu programda var. bu hatayı yapıyorum. Ama her seferinde bu de uyarı alıyorum. Yapmayın bu her hatayı. Haklısınız. Her seferinde de uyarı alıyorum. Ee, bu bahsi kapatıp Yıldız Sarayı'nın kumarhane olmasına, kitabın yine bir diğer önemli belgelerle yer alan evet. konusu, ona geçeceğim ama onun öncesinde bir de bu saray eşyaları içinde porselenlerin kırılması meselesi var. Yani okurken o kadar niye kırılıyor? Yani porselenle. Kararnamedir o. Bakanlar Kurulu kararıdır. Ee, Dolma e, Dolmabahçe Sarayı'ndaki porselen, antika porselenlerin kırılması ve tabaklarının, gümüşlerinin ve şu şunu işte porselen düşünün. Şurası gümüş olabilir çoğu. Evet. Kenarları. altın ölü, ölü, olur. üstü olur oluyor. Ee, üstü olmaz şey, porselen de olmaz. Şurada olabilir ki şu tabağa rahat otursun diye. Yani Kaymasın bu gümüş, ya. şu gümüş, şunun altı günü şöyle şöyle oturuyor. Hı hı. Şunu taba, pardon, hadi bunu kıracağım ve şunu şey yapıyorlar. Alıyorlar poselini kırıyorlar bunları eritmek üzere darpaneye gönderiyorlar. <laughs> İki kere galiba darpanede buna eritilip para basılmış. Bir seferinde şey kıyamamış darpaneye göndermeye. Efendim meclise göndermiş Ankara'ya sarayl, milli saraylara göndermiş. Milli sarayla bizim işimize yaramaz diye iade etmiş. Ne yapacağız biz bunu? Ve bunların hepsi çok kıymetli porselenler yani Durum, yani delir, filan. 13. asırdan beri birikmiş Osmanlı hazinesinin tamamı bu konuştuğumuz muameli ürdü. Evet evet evet. Muameleye kıymetli uğruyor. parçalar. Kıymetli parçalar ama 13. asırdan ve, beri biriken bir ve Medine, şeyden söz Ve Medine e, Fahrettin Paşa'nın orada gönderdiği evet. Altın şamdanlar falan satılığa çıkmış. 2000 askerle getiriyor Fahrettin Paşa onu İstanbul'a geri tabii. getiriyor Osmanlı oraya gönderdiği manziri evet. geri getiriyor ve onlar da satışa evet. e, çıkanlar evet. arasında e, bunların evrakı ne kadar tutulabilmiş nasıl yani bunların yani kaç parça olduğu ne olduğu filan ne hepsi kadar var, hepsi, hepsi var, var. Hepsi. bunlar belgelerle yok, hepsi var. Hepsi belge belgelerle e, sahip ve, ve şeyi söyleyeyim size ben e, devlet arşivlerinde veyahut şeyde ee, sarayda, şurada, yani ilgili yerlerde satış için Ankara'ya gönderilen eşyanın listesini bulamadım. Çok aradım. Hı hı. Dediğim gibi kitabı ben 5-6 sene önce yazmıştım. Hı hı. Duruyordu öyle. Ve çok aradım ama bulamadım. O arada e, Atatürk Kütüphanesi yani belediye eski İstanbul'daki büyükşehir kütüphanesi bir şey satın aldı, bir evrak koleksiyonu satın aldı. Ee, onu da kütüphanenin eski müdürü Ramazan Bey almıştı. Hı. Sonra belediye gelir gelmez yeni reji, yeni belediye ilk görevden aldıklarından biri oldu. Neyse. Muazzam bir, çok iyi kütüphanecidir. Ramazan Minder. Ramazan diye. Minder. Evet. Ve e, dolu şeyde kütüphaneden, internetten girip istediğiniz periyodik yani gazete, dergi okuyabiliyordunuz. Şimdi program değil, işte okuyamıyorsunuz. Zaten ben hep söylerim, kütüphanelerin en büyük derdi internet şirketidir, bilgisayar şirketleridir. <laughs> Devamlı yenilerler. Şimdi Ramazan Bey oradan bir şey almıştı. Binlerce belgelik bir koleksiyon almıştı. Oradan Tahsin Öz'ün evrakı çıktı. <laughs> Topkapı Sarayı'nın o dönemdeki müdürü. Ve liste Tahsin Öz'den, yani Ramazan Bey'in aldığı belgelerde ulaştım. Belgeler sayesinde ulaştım ben listeye. Devlet arşivinde yok. Topkapı Sarayı'nda yok. Evet, bir iki liste tutulmuş ama Şey e, Tahsin Bey gidenler ikinci parti gidenler gelenler yeniden gidenler ve satışa çıkanlar diye çok ayrıntılı liste yapmış ama çok özel bir adam bu Tahsin Öz adam yani çok eski özel bir... eski müzeciler eski müzeciler hep böyle yani ama siz o, daha önce yani. Filiz Çalman'ın andığımız programda da bir konuşmuştuk onunla ilgili hani bu, bu dikkatli bir tutulmuş bir liste ve o vasıtayla siz e, bu bu evrak bu eserlerin ne olduğunu bilebiliyoruz evet, evet, tam olarak evet eksik yok. Oraya bak. Onu kayıp. şeyde, şeyde yanına koymuş. Ankara'da arada bir sayım yapıyorlarmış bunlar. Mesela o kasaba açıldıktan sonra yapılan sayım şeyde oradan çıktı. Böyle. E, sayım evrakı da sayım o, Evrak. o kasanın evet. içinden çıkıyor. Bir... Tahsin Öz'den çıktı. Hı. Kopyasını almış. Bir şekilde evet. Ben bulamadım var şeyladı Ama tabii bütün bunlar ince bir araştırmayla ortaya çıkıyor. Yani böyle yani bir polisiye şey gibi. Onu Fransız arşivi e dönüşü ben 3 gün Paris'te otelde 39 ateşle yattım soğuktan. Zatürre olacaktım yahu. Diyorum ya buradaki arşivi e eşiğini öpeceğim diyordum ben. Hatta bizim Erhan'a, Uğur Bey'e, Safiye falan söyledim. Evet so, so, şey... E... Biz laf ediyorduk uzak falan gitsinler görsünler orada. Arşivlerin durumu. Peki. Aynı şey İngilizler'de yaptı. Kew Gard'ın da git 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 bitmiyor. Bir köyde buldum diyorsunuz zaten bütün bu evraktan. Ya, ya, Fransız, e... Avni Suzan Mason, hiç unutmam. <laughs> Suzan Mason, Caddesi. onun hikayesi de kitapta evet. yer alıyor. Şimdi Yıldız Sarayına bu son bölüme geldik. Yıldız Sarayı'nın kumarhaneye çevrilmesi tabii orada çok magazin hikayesi de var ama tabii biz süremizi yettiğince işi. Başka ne özünü... bitiyor program? Ee, 11, 12, 45 gibi çıkacağız yayından. Evet, ee, evet, kısa evet, bir reklam evet. arası işaret ediyor ee, ama yönetmenimiz. Yapalım, yapalım ben ona girelim. Efendim Türk Kahvesinde Murat Bardakçı ile birlikte. Şimdi her seferinde Murat Bardakçı derken önüne bir tanım ge getirmek istiyorum. Her seferinde gazeteci. Gazeteci deme benim neyse bir şey. Valla paya verme Zin, hakkımız dinimi... yok bana. Ha yok tam peki ona ne diyelim alıştıramadım. Efendim İstanbul Belediyesi'nin Yıldız Sarayı'nı 1926'da kumarhaneye çevirdiğini bilir misiniz diye 2019 Habertürk'te de bir yazınız vardı. Bu kitapta da bu Yıldız Sarayı... Daha önce yazdım galiba. Ben, ben 2019, ben 2019 ben. bendeki ben belki önce daha de yazdım, önce de evet. yazılmıştır. Bendeki not öyle. E, bu kitapta da bu ikinci hikaye olarak diyeyim. Yıldız Sarayı'nı kumarhaneye çevrilmesini anlatıyorsunuz. Tabii bunu anlatırken yine bir eee polisiye roman gibi okuyoruz çünkü bir 11 ay e, kadar süre kumarhane İstanbul'un sosyal hayatında büyük bir etkiye sebep oluyor. Evet. Biz hani bu kumarhaneye çevirme kararının sonra da yıllarca süren bir davanın da kapısını aralıyor. Nasıl bir oldu olay? Sizden dinleyelim. Şöyle benim e, Mussolini İtalya'da yeni yeni güçleniyor. <laughs> i̇ktidara geliyor. Mussolini'ye bağlı bir maf Yukuman mafyası var. Bunlar e, Sanremo gazinosunu işletiyorlar. Çok önemli bir gazinodur. Ve Sultan Vahdettin Sanremo da ölür. Hı hı. Vefat eden Onun e, eski kayınbiraderi, yaveri Zeki Bey de padişahın parasını o gazinoda batırır. E, bu herifler geniş bir mafya. Ve Côte d'Azur'dan, Güney, e, yani Güney Fransa'dan e, şey de Kota dahildir yani Manton'un hemen yanı başı Sanremo ve diğer ülkelere ve Yunan adalarına özellikle Rodos'a bir kumarhane zinciri kurarlar. E, Türkiye'de de açmak isterler bir kumarhane. E, bir e, İtalyan e, kumar mafyasının adamı ve Türkiye'ye e, Çanakkale'deki batık gemileri çıkartmak için gelen bir adamın oğluyla bir iş adamının oğluyla Mario Serra Serra anlaşma yaparlar ve e, temaslar yapılır edilir belediye şey yapar e, Ankara onay verir ve 1926 Eylülünde Yıldız Sarayı'nın şale kastı şale köşkü kumarhane haline getirilir e, ve e, Uçaklarla, o dönemdeki uçakları düşünün. E, celbi seyyahin diyorlar turizme. Hı hı. Turist getirip götürmeye başlar. Ama... bu e, yani o dönemin içinde de bu çok böyle şey geliyor insana. Uçuk bir o durum no, Kumar gibi. Kumar her değil. zaman, her zaman şey. Hayır, hay, hayır, Ayrı bir şey. Uçaklarla ge getirilmesi, götürülmesinin maliyet filan itibariyle. O dönemin maliyeti itibariyle. Uçak efendim çok büyük uçak değil. 12-13 kişilik en büyük. En büyük. Geliyorlar gidiyorlar. Hatta yeni Yeniköy tarafına iniyormuş uçaklar. Oradan yıldıza gidiyorlarmış falan ve e, kumarhane faaliyete geçer. E, bunda da Avrupa'dan önde kalmışız biz. E, çünkü Hofburg sarayının bir kısmı gazino ve diskotek yapın. Yani e, müzikol ve e, gazino, gazino yani kumarhane haline getirilmiş şeyde. Yazdım onun o şeyleri. Evet, tabii, örneklerini veriyorsunuz. Yani yani. sadece bize mahsus şey değil evet. bunlar. Hep geriden takip ediyoruz biz Batı'yı. Ve kumarhane 11 buçuk ay kadar açık kalır. Ee, sözleşmeye göre Türk vatandaşı giremeyecektir. Maşallah bütün sosyete orada. Ve berber çıraklarına kadar. Berber çıraklarına. Berber çıraklarına kadar. Yani Harçlığı alan çocuk kumarhaneye gitmiş. Ee, ve intiharlar başlıyor. Bir Macar diplomat intihar ediyor, <laughs> e, bir subay intihar ediyor ve e, Türkler'den başka intiharlar da oluyor e, ve e, bu Mustafa Kemal Paşa'nın dikkatini çekiyor, kapatın diyor. Bu Macar diplomat başkatibi de bütün parasını yıldızla rulette kaybediyor. Bir de sefahatin parasını yemiş. Sefahatin parasını kaybediyor, evet. onun üzerine intihar ediyor. Yani evet. sadece zenginler Günlerce değil. Günlerce yazmıştı gazeteler. Günlerce. Sevgilisi var, sevgilisinin başka bir dostu var. Bilmem neyse tam... Magazin. magazin. Tam bir magazin. Ee, evet. yalnız şunu söyleyeyim. Ee, ben hep söylerim. Magazin basını Türkiye'de çok zayıftır. Hı -hı. Hep zayıftır. Hı -hı. Ama o zamanın magazini... Bugünün magazininden fersah fersah ileride maalesef. Hı -hı. Bugün efendim bilmem kimin... E, kili basenleri bilmem ne oldu. Biz burada kalıyor bu oldu magazin. Neler yazmışlar. iyi takip etmişler. Ve bir gece e, İstanbul e, valisi geliyor, gidiyor şey polisleri de alıyor yanına emniyet müdürü falan. Kumarhaneyi basıyor, mühürlüyor. İçeride bulduğu herkesi de suç e, suçüstü şeyine göre, cümle meşrut şeyine göre, esaslarına göre mahkemeye veriyor ağır ceza mahkemesine. Ee, onun öncesinde şöyle belgeler de var. Hani şey olarak da söylüyorum kitap ...da meraklısı içinde. Yıldız Gazinosu'nda nasıl kumar oynanır, rulet Ay, ve yayın, bakara... Ay ona belge değil, devletin yaptığı yayınlar... Yayınlar, belgeler geliyor, teşvik, hani teşvik ediyorlar belediye. ve... Daha doğrusu belediye, ve ve belediye. Belediye, rulet ve bakara masara, masalarının tabii tabii. manzarası e, vesaire bütün bunlar... Şey, bir de Charleston... E, e, ama o zaman Charleston merakı var Charleston'un yasaklandığı bir dönem de var bu, bu gazinolardaki meseleden. Ama yasaklanmasının sebebi şey, kısa bir dönemdir ama birkaç gün sürmüş o yasak. O şey... E, dansı yasaklamak değil, acemilikten. Bel, belleri çıkıyor, belinde bir şey oluyor falan filan onun için. <laughs> bir, bir hasara sebep olduğu için. Tabii tabii yani yasaklı. fiziki hasar. Fiziki hasara sebep geliyor. Hanımlarda. Yok. Kıvırıyor, ee, şey yapıyor çat diye beli gidiyor. O yüzden o. Yasak. Ee, peki, Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle bir gece kapatılıyor. Şimdi bazı söylentiler var. onları tabii söylenti düzeyinde olduğu için yazmadım. Dendiğine göre ee, bazı Çankaya çok yakın milletvekili de büyük para kaybetmiş. Hı hı. Parayı geri istemişler alamayınca paşam kapat, kapatalım falan demişler. Ama e, belediyenin imzaladığı yani Mario Sera ile Mario Sera belediye ile imzaladığı sözleşmeye uymuyor. Hı, hı Türk almayacak şey yapmayacak. Basılmış. Gece kapatılmış. Ve İfadeler e, suçüstü mahkemesine çıkıyor bunlar. Mahkemeye çıkıyorlar. İfadeler bir alem. E, mesela gayrimüslim hanımlar var İstanbul Sosyetesi'nin. Ben oynamıyordum. Bir kocamla yemeğe gitmiştik. Mesyö ile falan diyor böyle. Fakat en doğru ifadeyi şey vermiştir. Hüseyin Suat Yalçın, meşhur gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın'ın kardeşi Doktor Hüseyin Suat Yalçın. Hakim sormuş. Kumar oynadınız mı beyefendi demiş. Evet oynadım demiş. Yasak değil mi kumanda demiş. Hayır diyor. Şeyi çıkartıyor davetiyesine. Bakın diyor. Resmi açılış yapı yapıldı. Kurdeli'yi İçişleri Bakanı kesti diyor. İlk ruleti Şehremin yani belediye başkanı oynadı. Hepimiz teşvik edildik ve davet edildik diyor. Devletin resmi kumarhanesidir diyor. Ve pek öyle ceza falan verilmiyor. Sadece sözleşmeye uymadığı için komik bir ceza verilir. Şeye, bir para cezası var ya Fakat... Dava bitmiyor. On küsur sene sürüyor. Fakat çok enteresan bir şey. Ee, mesela Yargıtay veya mahkeme Mario Seron'un lehinde karar vermiş bazı durumlarda. Şimdi böyle şey olmaz. E, o da ilgimi çekti. Çok evet, evet mahkemenin... adaletin şeyi... dön, dön başlatırdı. farklı ne diyelim mahkeme orada objektif tamamen şeylere göre karar vermiş. Taraflı, orada. değil. taraflı değil. Taraflı bakmış. Şeyler vermiş. De, fakat e, ee, Sonra ne oluyor? O da, o da komik şeyler de oluyor. kumar eşyaları satışa çıkıyor. Mezatla. Yani ruletler, bakaralar, bakara masaları bilmem neler. İyi de Türkiye'de kumar yasak ama kapış kapış satılmış. Nereye gitti kim bilir. Tabii. Sonra e, belediye ile e, hazine birbirine giriyor. Çünkü mekan hazinenin belediyeyi kiralamış. Belediye de kumarcı kumarmaz yani kumarhane işletmecilerine kiralamış. Kumarhane kapatılınca belediye gelirinden oluyor. Kira İyi para kazanıyor oradan. İyi şey. para kazanıyor. Ee, ve bu sefer hazineyle belediye mahkemelik oluyor. Bir taraftan Mario Serra ile yani kumarhane işleticisiyle devlet mahkemelik. Çolmaya dönüyor iş. İsmet Paşa'nın 11 Kasım 1938'de ee, Cumhurbaşkanı olduktan sonra imzaladığı ilk kararnamelerden biridir. Ee, Belediye ile şeyin e, hazineyi e, anlaşmalarını yapılan anlaşmayı tasdik eder ve davalar bitebilecektir diye kumarhaneden bir kaynaklanan. İlk kararnamelerden biridir ama Mario Sera ile senelerce sürmüş ee, ve bizden de bir de güzel tazminat almış. <laughs> Üstte bir de para verilmiş. O o dönem tabii. Yani sözleşme yapmışsınız. Bir tabii, tabii tabii. Yok öceksiniz. yani. Hani bir, 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 bir ciddi bir. Evet. Sonra İtalya'da bir sahtekarlık falan yapmış. Hapse girmiş. Sonra bulamadım ne olduğunu. Ne Anladım. olduğunu. Akıbetine dair başka bir izniniz yani, yok. Yani sahtekarlığı biliyorum. Yaptığı, yazdım onu galiba. Şeyi. Fakat ne oldu akıbeti belli Hı. değil. Bu ma Marius arkasında bir mafya grubu da tabii o dönemin içinde. Mafya olduğunu. ama şöyle mafya. Devlet mafyası. İtalyan devlet mafyası pek bu Söyle da Niyata bu alın. da bu da ilginç ve şey bir konu aslında tam tam film konusu tam aslında tam film konusu değil Ta, hani şey tam film konusu yani picky blinders diye bir şey var bir Netflix'te ben izledim evet, çok çok evet. benzer bir, bir bir film konusu bu tam şey fakat e, e, dediğim gibi evet redemption nasıl da şudur budur ama bütün dünyada olan bu uygulama Peki. Sadece bir bir değil. De, e, bir başka yazınıza Abdülhamit'in kitapları ne oldu ki? Burada bunu detaylı vermiyorsunuz ama kısmen Reddi Miras örneklerini anlatırken söylüyorsunuz. 28 Şubat'ta da Reddi Miras. Yani sadece Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamıyoruz reddimiras. Red Red örnekleri. hayır, Reddi sadece 28 Şubat'ta değil. Hep yapılmıştı Türkiye'de. Hep. Şimdi efendim Reddi Miras başında da söyledim. Sadece bize mahsus bir şey değil. Yok yok tamam. Yani, yani bütün de Birçok ülkede var fakat Türkiye'deki reddi mirasla diğer reddi miraslar arasında çok önemli bir fark var. Oradaki reddi miraslar kısa süreli bitmiştir. Bizde 90 senedir devam ediyor, 100 senedir. Bizde bitmedi. Hala bitmedi. Ee, mesela e, Eski Türkçe öğretim diyelim. Sizin Arapça dediğiniz, Begim, yani Osmanlıca. Evet. Eski Türkçe öğretim diyelim. Kalkıyorlar, Aa biz Arapça mı öğreneceğiz? Bilmeden karşı çıkmak bu da redim mirası. Çünkü e, redim reddi neticesidir neticesi de daha doğrusu. O kadar kötülenmiştir ki eski, eski, rejim. Tamam yeni bir rejim geçmişi kötülemeye bir yerde mecburdur. Ama bu bu kadar sürmez. E, e, şeyde mesela Fransız ihtilalinde olsun. Veya Bolşevik ihtilalinde, Rus ihtilalinde. Bolşevikler de o kadar olmadı biliyorsunuz. Fransızlar kadar olmadı. Lenin'in e, uğraşmaz diye bu seçme eserler serisi vardı. Fransızca'sında bir bölüm vardı. Türkçe tercüme herhalde o bölüm atılmıştır. Aa, bizim diyor e, Bolşevik iktidar yani yeni iktidar diyor asil Rus kültürünü yüceltmek de bunun iktidarın görevlerinden biridir. diyor. Bizim Türkçe tercümelerde e, belliler galiba tercüme. Tam emin değilim. O sol yayınlardan çıkan o bölüm yoktu. Şeyde ve dediğim gibi bizde uzun sürdü. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Yani e, şimdi e, geçmişi eleştirmek, hakaret etmek bilmem ne inastır. Bu da inastır. Ama devlet politikasıydı bizde. Ve e, mesela dediğiniz gibi 28 Şubat. Şimdi rektör kararıyla Abdülhamit'in kitabı. Aslında rektörün de değil kararı. Şöyle oluyor hikayede. Evet rektörün şeyi ama İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Yıldız Kütüphanesidir eski. Yıldız Sarayı'ndaki Sultan Hamid'e ait kütüphaneydi. Ve Bakanlar Kurulu kararıyla 20'li yıllarda üniversiteye verilmiştir. Çok zengin bir koleksiyon. Nadir eserler barındırıyor. Her şey var içinde. Her şey. Nadir eserler bir bölüm. Çok zengin bir koleksiyon. 28 Şubat'ta ee, isim de vereyim. E, Alemdaroğlu, rektör Kemal Alemdaroğlu. Bir Almanca profesörü hanımı kütüphanenin başına geçer. Almanca profesörü hanımı değil. Ve kütüphane perişan oldu. Şimdi Kaiser Wilhelm İstanbul'a geldiği vakit veya Almanya'dan Sultanahmet'e sürekli kitap gönderiyormuş, hediye kitaplar. Ve 8 bin civarında kitap kayıp efendim. Çöpe atılmış, Arkadaşlarımın anlattığına göre o kütüphanenin başına getiren Almanca profesörü hanım rektöre gidiyor. Hocam atamızın e, yasakladığı Arapça sizin dediğiniz. Eski Arapça, özür diliyor Arap, efendim tamamen Arapça, Arapça kitapların çoğunu attım demiş. Mantığa bakın bu onun profesör İstanbul Üniversitesi profesörü. Ve Gazze Wilhelm'in gönderdiği ee, bu Hohenzollern alması kartalı falan vardı kapaklarında, muazzam ciltli kitaplar. Yıllar sonra... E, koleksiyonerler, e, yine Ramazan Minder aldı onları... binlercesine sat, sat, e, çöpten toplanmış, satılmış... Ha. ve hesap, hesabı bunun sorulmadı. Bu da reddi mirastır. Bugün... E, şimdi reddi miras iki taraflı şey yapar. İşaret. Bir tarafı yüceltirseniz bir alternatif yaratırsınız. Senelerce e, başka şekilde yüceltilen isimlerin karşısında bir Abdülhamit çıkartıldı şimdi. Fakat e, gerçeğine asla bakmıyoruz. Siz de şimdi şey yapacaksınız ama Sultan Hamid, evet devletin hükümdarıdır. Hiçbir devlet başkanına hakaret edemezsiniz. Terbiyesizliktir. Ama eleştirebilirsiniz. Sultan Hamid, ee, 33 yıllık iktidarı boyunca şöyle okulaştı böyle okulaştı. Yani şimdi tabiat çok 33 sene kalmış. Yani bir sene iki sene değil 33 sene açacak evet, ki. Osmanlı'nın modernleşme yılları yani batılaşmaya evet, ama, Ama şunu da unutmayalım. Yılları. Şunu da unutmayalım. Redi mirası yapan nesil Türkiye'de Abdülhamit'in yetiştirdiği nesildir. Abdülhamit'in okullarına çıkan nesildir. Bir de işte Ulu Hakan bu laflar yeni çıktı. Bir de Han de ben illet oldum. Hiçbir padişahın arkasından Han denmezdi edebi metinde geçer. Şah Sultan bilmem ne bilmem ne han Elike Pirayi, Saltanat bilmem ne falan diye koyar. Ama ya Sultan Hamit denirdi eski. Abdülhamit Han diye bir şey yoktu. Niye bu? Bu böyle bir şey böyle herhalde. Böyle sözlük cahillik. Bir şey. Geçmişi yüceltme efendim. Cehalet artık geçmişi yüceltme. Yani reddi miras kadar geçmişi yüceltme de sakıncalı diyelim mi? Efendim. E, 33 senede 1,5 milyon kilometre toprak kilometre kare toprak kaybetmiş bir hükümlerden bu hükümler hakaret edemezsiniz, zemmedemezsiniz. Ama bu kadar yüceltemezsiniz. Gereksizdir. Ama şey bu. Etki tepki. Biz sarkaç meselesi. Yani kalkıp e, Zübeyde Hanım mevlidi yazarsanız sonuç bu olur. Tabii bu, bu bir, tamamen yok etmek. Veya Türkün amentüsü diye bir şey yazarsanız netice bu olur. Bunu basiretsiz yöneticilere de biraz bağlıyorsunuz. Yani kitapta da yazılarınızda da bu konularda. Ay yöneticilere bağlı mı? Ay yani öyle diyorsunuz. Canım. Değil. Sonuçta diyorsunuz ki arşivlerin ve kitapların fazlalık edip çöpe gönderilmesi Türkiye'de Onda hiçbir zaman arşı... devletin politikası olmamış. Olmadı. Bu işleri basiretsiz yöneticiler yapmış <laughs> ve cehaletin karar verme yetkisiyle birleşmesi ardarda arda hafıza katliamlarıyla evet, neticelenmiştir. Evet. Daha doğrusu işgüzar. Eşgüzar. Yani ee, gidip kütüphanenin başındaki Hatun'un hocam, atamızın e, harf devriminin önceki kitapları attım bilmem ne demesi bu yalakalıktır. Ve e, işgüzarlıktır. Ve affedersiniz eşekliktir. Böyle bir karar almak bu böyle bir şey olamaz. Yani Şimdi tabii kitabı okurken şeyi de görüyorsunuz yani miras bir miras reddediyor ama reddediliyor ama o süreçte de planlı bir şey yok yani böyle bir şey yapılıyor hani Allah'tan planlanmamış <laughs> yani böyle Allah'tan. gelişi güzellikler böyle bir sıradanlıklar işte trajikomik olaylar hani o olayların içinde hani bir gelişi güzel devlet yönetimi mantığında bir şekilde gör görüyorsunuz yok devlet yani yönetimi bizde devlet yönetimi de ciddidir. Devlet yönetimi tabii bizde. Ee, hani imam cemaat meselesi. Ankara bir karar alıyor, hurra şunu da yapalım diye gidiyorlar. Mesele olur. İşin abartılması ve iyice tabii, tabii, şey tabii. yapılması ondan sonraki tabii, dön tabii, tabii, dönemin tabii. içinde tabii. devam etmiştir. Yani e, eski Türkçe kitabını kırın, edin, parçalayın, öyle bir şey yok. Ama ya diyor veya önüne bir şey set çekin, resmi daire olarak Kullanılacak yerlerde. Canım. Hepsi değil. Ama e, çeşmeleri de kazıyorlar. E, üniversite şey e, binaların kitabelerini de kazıyorlar. Şunu da kazıyorlar, bunu da kazıyorlar. E, Yıldız Sarayı'nın bir de mezatla salın, satılan eşyaları olduğunu söylüyorsunuz. Onların da bir bilinmeyen öyküsü var. Yine kitapta da yer yer söylüyorsunuz. Yıldız Sarayı'ndaki diğer eşyalar yani bu mücevher falan. Ben Yıldız Sarayı, Yıldız ve Dolmabahçe e, en çok ee, talanı uğramış saraylardır açıkçası. Ve bu talan e, yani kapıyı kırıp da gibi soymuyorlar. Siyasiler de soymuştur geçmişte. Siyasiler de soymuştur. Veyahut saraydan e, yeni yönetimin e, idare mekanlarına eşya götürülmüştür. Bir yangın çıkmıştır. Bilmem ne olmuştu veya kaybolmuştur. Nitekim Yalova'ya götürülen eşyalar yangında gidiyor. Yalova'daki yani. Atatürk Köşkü, Cumhurbaşkanlığı evet, Köşkü'ndeki evet. şeylerin hepsi yanmış. Yani var böyle şeyler. Evet bir, ama bir, bir taraftan ama, da yani kitaplar, yazma eserler filan için hafıza katliamları diyoruz ama bunlar da aslında bir 13. yüzyıl. Hafıza katliamı? Sizin lafınız. Arşiv hangisi katliamlarını hangisi? hafıza katliamları olarak tanımlamışsınız. A, a, arşiv katliamı şu. İmha kararı çıkıyor hanımefendi. İşte bazı belgeleri imha edelim. Onu söylemek lazım. Onu evet. anlaşılmaz. Peki. Bakın Türkiye'de arşivler sağlamdır. Ve iyidir Türk arşivleri. Yani bazı arşive gitmeden ahkam kesenler burun kıvırırlar. Hayır. Türk arşivleri İngiliz arşivleriyle boy ölçüşek. Ölçüşür. Ve bizde problem nedir? Kataloglama yavaştır. Bitmemiştir. İngiliz bitirmiştir. Biz bitiremedik. Ama bizim arşivler güzel. Yalnız arada bazı gene işgüzarlar bazı kararnameler çıkartmışlar. Yaramayan belgelerin imhası. Muhasebe evrakı bilmem ne falan gibi. bunları söylüyorsunuz evet. zaten. Bu belgeleri çöpe göndermek bizde Cumhuriyetin ilk senelerinden bu yana beri. Hangi belgeleri? Ee, biraz Belgeler öncesi. Çöpe çö gitti demedim ben. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sultan Abdülhamit'e ait son derece nadir ve kıymetli binlerce Aa, kitabın o bir şey. ve o memleketin en mi? güzide bilim adamları ile kütüphane sanatçılarına mi? ait özlük dosyaları arşivinin çöpe gitmesini. Ama, ama o üniversite arşivi. Peki belgeleri arşivi değil. belgeleri çöpe göndermek bizde öyle yeni değil. Cumhuriyet'in ilk senelerinden bu yana var ola gelmiş bir illettir. Kağıt ve evrak 1930'lardan itibaren maalesef fazlalık olarak görülmüştür diyorsunuz. Ama imha edilmemiştir çoğu. Çok az bir kısmı gitmiştir. Mesela Bulgaristan'a giden evrak falan aldılar ondan. Aldılar mı sonra? Olur. On binlerce belgenin 1931'de vagonlarla Bulgazistan'a evet. gönderilmesi. Ama hanımefendi onlar Bulgaristan evrakı. <laughs> Bizim evrakımız değil. Bulgaristanla ilgili evrak. Sonra hepsini galiba şeyle aldılar. 64'te Zeydali'den de falan. devletin başka bir arşivinde altı kamyon dolusu evrak ve tesipli fermanlar kiloyla satıldı. İşte sicil dosyaları hurda evet. niyetini elden çıkarıldı diyorsunuz. Yani evet. bu da... Bakın ama bunlar e, sicil dosyaları ve koleksiyonluk eserler. Arşiv değil. Arşiv başka şeydir. Onu anlatmam zor. Yani Osmanlı arşivi veya Cumhuriyet arşivi evrakı değil bunlar. Onlar bir şey olmadı. Milli Kütü Kütüphanemiz ve önceki senelerde de çoğu imparatorluk zamanında İstanbul'da yayınlanmış olan 400 çuval dolusu yabancı eser eserde evet, çöpe gönderilmiştir. Yani evet, evet, evet. Aynı şekilde. Çünkü evet. hanımefendi puanı tesadüfen Kütüphaneciliği tutmuş adamı kütüphanenin başına getirseniz netice bu. Bu şey, şey. gibi. E, hasbel kadar puanı tutmuş güzel sanatlara girmiş efendim mimar olmuş yani İstanbul'da gibi bu halde olur. İstanbul kötü diye şikayet ediyor mimarlar odası. Bütün kötü binaların altında bir mimarın imzası bir var. İmzası var. var. Evet. Liyakat burada bütün her şeyde olduğu gibi. Bu... Zevk liyakat zevk, köylülük. Peki bunda bir üçüncü unsur olarak e, ye, ye, söyleyelim. Köylülükten Öl. ölüyoruz yani köylülük derken köylü şeyi kastediyorum. Zevk, kalite bilmem ne düşüklüğünü kastediyorum maalesef belki orada daha başka bir kaotik şey de söz edilebilir. İlle yorumlayacaksınız. Edilemez efendim. E peki şerh etmeyin. Köylülük efendim. Şerh aldım gördüğünüz gibi. şerh kötü etmeyin, Şerh Kötü bir adet diye. Evet aslında olmaması gereken de bir şey. Mümkün olduğu kadar şerh etmemeye çalışıyorum ama biraz daha açayım sizi. Hani bir yazdıklarınız çerçevesinde. Ben açılırsam kanalı kapatırım. <laughs> yazdıklarınız çerçevesinde konuyu biraz daha çerçeveleyim diye. Yoksa şerh haddimiz değil elbette. Estağfurullah. mı? Ee, yeni bir kitap var mı? Onunla bitirelim. Bu arada söylemem Nazar diye. Değmez yahu, bir, biraz bilelim. Hiç söylemedim. Erhan Hoca'ya söylediniz, Erhan Afyoncu'ya söylediniz. E, o bana söyledi de onun için ben ona bile söylemiyorum. Ne çıkıyor, ona çıkıyor. da mı söylemediniz? söylemediniz. Ee, ben birkaç kitaba birden başlarım. <laughs> Ama şöyle, yazmaya değil, evrakını toplamaya. E, belgesini e, ve sonra sırayla yazmaya başlarım. Bir, iki, üç kitap var elimde şu an. İnşallah peş peşe çıkacak. İnşallah. Peki bekliyoruz ama reddi mirası da bu arada e, gerçekten bir şeyle sanki polisiye roman gibi okuduğumu da söyleyeyim. Anladım, gazetecilik budur işte. Yani Bakın, merak ettim. Akademisyen yazsa okuyamazsınız öyle yazamaz öyle maalesef. Peki efendim. Efendim bugün konumuz e, konuğumuz gazeteci Murat Bardakçı'ydı. Bununla Cumhuriyet tarihinin yakın tarihimizin reddi miras örnekleri üzerinde konuştuk. Aslında reddi mirasın uluslararası e, dünya literatüründe başka bugün ülkelerde de geçerli Mesela, dair Rusların örneklerle. Rusların mücevher sattığını söyledik. Unuttum söylemeyi. Eşim uyardı. Mesajı olmamış. Onların içerisinde mücabihercilerin şahı olan habercileri sattı. Biliyorsunuz Faberge mücevherleri. Evet, evet, evet. Çok Cumhurtalar Habercileri evet, evet, sattılar. Bizde haber yok. E, Çin, Çin'de, Çin de, Çin'i de örnek olarak Ar veriyorsunuz. Çin'in kültür devrimi. Kültür devrimi. Evet. Konfüçyüs dahil Şimdi bir sürü tarihi Şimdi kafalarını şey. duvara vuruyorlar. Neleri sattı herifler. Neler kırdı. Bir de parçaladı onları. Parçaladılar. Onlar. Yok Yoluna ettiler. parçaladılar. Yani ev, mezar vesaire Konfüçyüs'ün i̇şte dahil olmak üzere. halt etmesi. Evet. Ya Şimdi bu... Şimdi bizi, bize bile yazı yazmışlar. Efendim evinde e, koleksiyonunda Çin eseri bulunanların iade etmesini sağlayın. Türkiye'ye Türkiye'ye bile. Niye iade etsinler? siz sattınız, kırdınız, başladınız, alan parayla satın aldı. Yani. <laughs> evet efendim, dünyadaki örnekleriyle reddi mirası konuştuk bugün. Haftaya görüşmek üzere diyorum, hoşçakalın.